İş kazaları olur, facialar her zaman olabilir. Ancak bu doğanın bir getirisi değilse mutlaka insan hatasıdır. Ve burada başımızı öne eğip hatamızı kabul etmek, hatayı yapanları da cezalandırmak gerekir. Keza biz böyle facialar çok gördük. Sırf biraz daha rant uğruna ya da insan hayatını tamamıyla umursamadıkları için yapılan hatalar sonucunda ölen insanlar. Soma faciasını hiç unutamıyorum. O zamanlar çocuktum ama hiçbir zaman aklımdan çıkmadı ve bugün belki de şu anki çocukların aklına kazanacak ve benim yaşıma geldiklerinde evet Bartın'daki olayı hiçbir zaman unutamadım diyebilecekleri bir olay yaşandı. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında bir patlama meydana geldi. Ve şu anda 41 tane şehitten bahsediliyor. Ve sayı sürekli güncelleniyor, sürekli artıyor. Şu anda yaralılar da var ve umarım bu videoyu yayınladıktan sonra daha da fazla insan hayatını kaybetmez. Ancak şunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Bu coğrafyada bir facia yaşandıysa, bu coğrafyada saçma sapan bir olay olduysa mutlaka rezalet açıklamalar gelir, mutlaka insanların o sinir damarlarına daha çok basılır. Erdoğan Amasra'da ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunları da bilmemiz lazım. Madem kader planına bu kadar inanıyorsunuz, madem böyle şeyler olabilir, neden Erdoğan'ın yanında bir sürü koruma var ki? Kaderde ne yazılıysa o olacaktır zaten. O zaman onları da kaldıralım mı? Ya da milyon dolarlık korumalı araçlara da binmeyin. Kadere inanıyorsan vardır ama yol güzergahı bize kalmıştır. Önlem almak, öncekilerden ders çıkarmak varken neyin kaderinden bahsediyorsunuz? Acaba Japonya'da deprem olduğu zaman ya kaderde varmış zaten işte 1000 kişi öldü ama zaten bunun olacağı varmış mı diyorlar? Yoksa daha güçlü, daha sağlam binalar inşa edip bilimden faydalanıp sonraki felaketlerde insanların daha az zarar görmesini mi sağlıyorlar? O yüzden işte onlar gelişmiş ülke. Çok merak ediyorum. Japonya'da böyle bir felaket olsa ve Japonya lideri çıkıp dese ki ya işte kaderde varmış, yapacak bir şey yok, olacağı varmış falan. Neler olurdu acaba arkadaşlar? Ki Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybeden madencinin ablası, kardeşim 10-15 gün önce burada gaz kaçağı var, bizi patlatacaklar demiş. Nasıl ihmal oldu? Kardeşim göz göre göre şehit oldu dedi Cumhurbaşkanı'na. Buyurun görüntülere bakalım. Kardeşim demiş 10 gün önce 15 gün önce burada gaz kaçağı var demiş. Bizi yakında patlatacaklar demiş. Nasıl imal oldu? Patlatacaklar bizi burada demiş. 10-15 gün önce söyledi. Kardeşimin içine doğmuş. Kardeşim göz göre göre doğmuş. Yani arkadaşlar bir felaket varsa mutlaka orada önlemsizlik vardır. Bunların geleceği belliydi. Soma'da da aynı şekildeydi. Buyurun söylemiş insanlar işte. Burada gaz kaçağı var, bizi patlatacaklar demiş. Sizi şimdi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı kıstasına bak ya delireceğim dediğim başka bir açıklamasına götürmek istiyorum. Rabbime hamd ediyorum. Yani dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize hamdolsun ulaştık. Evet, Soma'da uzun sürdü ama burada 24 saati bile bulmadan hamdolsun 41 şehidimize ulaştık. Başarı kıstası bu arkadaşlar. Hamdolsun daha hızlı şehitlere ulaştık. Neden hamdolsun böyle bir felaket yaşanmadı? Neden insanlar ölmedi? Başarı kıstasımız şehitlere daha hızlı ulaşmak mı? Cumhurbaşkanı bunu söylüyor arkadaşlar. Prompter olmadan anca bu kadar, yapacak bir şey yok. Nasıl her şeyden bir güzelleme çıkarabiliyorsunuz? Tek yapmanız gereken şey ne kadar ihmal varsa araştırılacak. Daha sonra böyle olaylar olmaması için şu gibi önlemler aldık. Gerekirse yasalar çıkaracağız bu konuyla alakalı ve herkesten özür dileriz. Şimdi daha da rezil bir şey göstereceğim. A Haber'den, yine A Haber, insanlığı yerin 7 kat dibine çeken yayıncılık. Çinli bir maden mühendisiyle 41 şehidin olduğu yerde röportaj yapılıyor arkadaşlar. Yani Hattat grubuyla çalışmaktan gayet memnunuz. Zaten çalışmaya başlayalı da uzun yıllar geçti. Bundan çok memnunum. Yani tamamen bir aile olduk diyebiliriz. 7-7 paylaşıyor diyoruz. Onu biraz açabilir mi? Aşağıda nasıl bir hava var? Nasıl bir ortam? Yani yer altında birlikte çalışıyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Sorunlarımızı da aynı şekilde dertlerimizi, sorunlarımızı beraber paylaşarak çözüyoruz. Ve gördüğünüz gibi gayet de gülümseyen suratlarla bakıyorlar ekrana. Ya iğreniyorum, adamın donunun rengini de sorsaydım bari. 41 cana karşılık gülücüklerle yapılan saçma sapan alakasız bir röportaj. Yani ne desem boş kalıyor arkadaşlar. Ben bazı şeyleri söylemek için seçime kadar beklemek zorundayım. Yani gerçekten şu an kendi direkt düşüncelerimi aktaramıyorum çünkü artı 18 olacak. Gülümsüyorlar ya, inanabiliyor musunuz? Gülümsüyorlar. Röportajın saçmalığına bak. Burada mesai arkadaşlarının kurtarılmasını bekleyen bir maden işçisi acısının tarifi yok. Yani
Yani adamın suratına baktığımızda bile ne kadar acı çektiğini anlayabiliyoruz. Diğer tarafta A Haber'in yaptığı saçma sapan bir röportaj. Gülücükler dağıtan insanlar. Tamamıyla alakasız. Muhittin Böcek de arkadaşlar bir açıklamada bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı maden faciasında hayatını kaybedenlerin çocuklarına burs verilecek. Ya evet, insanların bir noktada elinden geleni yapması, işte eğitim bursu falan vermesi güzel bir şey ama yine de şey diyorsun, yani bununla mı orayı kapatmaya çalışıyoruz? Acımız böyle mi dinecek? İş Sağlığı ve İşçi Meclisi Güvenliği dikkat çeken bir rapor açıkladı arkadaşlar bu arada. AKP'li yıllarda en az 1989 maden işçisi hayatını kaybetti. Önlemsizlik eşittir cinayettir. Şu anda ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yaralılarımız var. Ben tekrardan tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ve birçok ülke de yardıma gelebileceğinden, yardım edebileceğinden bahsetmiş. Yunanistan'da bunların arasına dahil. Böyle uluslararası konularda yanımızda olduklarını bilmek güzel şeyler. Orada da öyle çok din kardeşlerimizi göremedim böyle sürekli ülkemize aldığımız falan. Hani bir taziye mesajı olabilir, bir yardım olabilir. Demek ki her şey öyle din kardeşliği de değilmiş. Diyeceklerim bu kadar. Bugün böyle çok tatsız bir konu vardı gündemde ama aktarmak istedim çünkü çok fazla mesele var gördüğünüz gibi. Yarın tekrar görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.